Selamlar ET Spor Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Ahmet Hamdi Girgin, Erhan Kan Adıgüzel ve Ahmet Selim Kulla birlikteyiz. Derbi haftasını geride bıraktık. Galatasaray 21 yıl sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti. Kadıköy'de Trabzonspor'la Beşiktaş berabere kaldı burada Vodafone Park'ta. Şimdi muhabirlerimizle haftayı değerlendireceğiz. Fenerbahçe'deki, Galatasaray'daki son durumu konuşacağız. Kazanandan başlayalım, kaybedenden başlayalım, kazanandan başlayalım, gülüyor kazanan. Tebrik edelim. Galatasaray'ı tebrik ediyoruz tabii ki. Güzel bir oyunla Fenerbahçe'yi mağlup ettiler. Galatasaray'da durum nedir? Mutlu mu Galatasaray? Galatasaray tabii 20 yıllık seriyi bozmanın mutluluğunu yaşıyor ama bu mutluluğu o gün akşam yaşadı. En azından futbol takımı o gün akşam yaşadı ve bitirdi. Tabii taraftarlar hala mutlu. Dün özellikle bayağı işte maç günü, dün paylaşımlar falan hala devam ediyor biliyorsun Twitter'da rakibi kızdırmaya yönelik. Güzel tabii cami adına çok önemli bir durum. Şampiyon olmuşçasına seviniyor Galatasaray camiası. Bir kere bu önemli bir başarı. Tabii ki 20 yılın ardından kazandı sonuçta ama şu da var işte bugünkü haberimizde yazdığımız gibi maç günü akşam futbolcular, teknik heyet, yönetim, taraftar, herkes kutlama yaptı. Taraftar tabii hala kutlamaya devam edebilir ama dün özellikle Florya'da toplanan futbol takımına Fatih Hoca yaptığı konuşmada kesinlikle rehavete kapılmama yönünde bir talimatta bulundu diyebiliriz. Çünkü özellikle sorulmuş hatta yani bir kutlama ne bileyim bir şey yapılabilir mi? Çünkü biliyorsun böyle Florya'da doğum günlerinde falan filan böyle pastalar falan kesilir. Fatih Hoca kesinlikle böyle bir şey istememiş. Oyuncuları da aynı şekilde geldiği gibi sabah sadece bir 3 puan aldıklarını ve önemli olan Mayıs'taki kutlamanın olduğunu söylemiş. Çünkü gerçekten de pardon yani Gençler Birliği maçı var, çok kritik bir maç. Ardından Sivas deplasmanına gidecek. Fikstür çok kolay değil. Trabzon'la Başakşehir'le oynanacak. Alanya deplasmanı var. Ligin ilerleyen haftalarında Beşiktaş maçı var. Yani kolay değil gerçekten. Tabii burada Galatasaray'ın biraz daha oyuncuların frene basması lazım. Yani o mutluluğu biraz daha kompans etmesi lazım en azından. O ciddiyetle çalışmalarına dün başladı Galatasaray. Ligin 3'te 1'i daha duruyor. Tabii ki öyle yani. Hafta. Çok ciddi rakipleri de şimdi Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın koptuğunu düşünürsek yani matematiksel olarak kopmadı ama çok uzak ihtimal artık şampiyonluk. Ama Başakşehir ki dün kazandı biliyorsun onu da konuşacağız. Trabzonspor bir maç eksiği var aynı şekilde. Galatasaray çok zorlu rakipler bunlar. Sonuçta Trabzonspor da çok iyi gidiyor, iyi bir hava yakaladı. Başakşehir bence son 2 yıldır oynadığı şampiyonluğa oynadığı futbolun çok daha iyisini oynuyor bana sorarsan. Dolayısıyla ciddi rakipler var. Fenerbahçe evet belki Galatasaray kazandı ama Fenerbahçe, Trabzon ve Başakşehir'e bakarak daha iyi futbol oynayan bir takım değil zaten. Dolayısıyla şu andaki rakiplere ciddi bakmak lazım. Sadece Fener galibiyetiyle tabii sezon bitmiyor. Mutlu tarafta çok konuşacak bir şey olmuyor. Bunları söyleyebiliyoruz maalesef. Tabii şimdi öteki taraftan daha çok Fenerbahçe'ye daha çok konuşulacak daha konu çok var. Ama yani bir kere zaten bir direktör konusu var. Hani maç sonunda istifa etti diye haberler çıktı. İşte Ersun Yanal dönemi bitti diye haberler çıktı. Öyle bir şey yok. Bugün de takım başında yani en azından sabah öyleydi. Bir değişiklik yoktu dünkü durumdan. Hani ben zaten beklenti hani aldığımız izlenim hani sezon sonuna kadar Ersun Yanal devam edecek şeklinde ama hiçbir şekilde Ersun Yanal'ın sözleşmesi uzatılmayacak. Yani Ersun Yanal dönemi en geç sezon sonunda sona erecek bu net. Tabii Fenerbahçe'de büyük bir yıkım var yani ne olursa olsun 20 yılın üstüne bir de hem Galatasaray'ı kaybediyorsunuz hem şampiyonluk şansınız neredeyse bitiyor. Aslında Fenerbahçe'nin baktığımızda hani Trabzonspor bir maç eksiği var 7 puan geride hani matematiksel olarak çok bir şey bitmemiş gibi gözükebilir 7 puan 3 puan sistemde çok bir şey değil ama Fenerbahçe'nin şu anda önünde olan bütün takımlarla oynamış olması yani Galatasaray'la oynadı, Başakşehir'le oynadı, Trabzonspor'la oynadı, Sivasspor'la bir tek oynamadı
Yani bu 3 takımla oynamış olması ve üstünde işte 3 takımın 4 takımın yer alması şampiyonluk şansını mucizelere bırakıyor. E tabii Ali Koç da büyük bir şok yaşıyor. Yani Mason'da zaten işte o yaşadığı olay vesaire hani bunu ortaya serdi ama tabii taraftar şoku atlattıktan sonra başkana destek olduklarını da belirtiyorlar. Başkanın arkasında olduklarını da ifade ediyorlar. Ya zaten bu şekilde olmalı. Yani şu anda Fenerbahçe'nin en ihtiyacı olmayan şey bir iktidar problemi olur. Yani Ali Koç'un işte hani bozulup morali bozulup ben yapamayacağım düşüncesine girip yani ben bırakıyorum noktasına gelmesi çok büyük sorunlar açar Fenerbahçe'de. Fenerbahçe'yi yani amiyane tabirle 90'lı yıllara geri götürür. Onun yani güçlü liderler, önemli liderler burada fark yaratması gerekiyor bu tip durumlarda. Büyük bir şok, kaldırması ağır yükler. Geldiğinden beri Ali Koç'un sonuç anlamında yüzü hiç gülmedi desek yanlış olmaz. Bundan ama bu dönemde yapabilecekleriyle, aldığı kararlarla, gösterdiği tavırla farkını yaratması gerekiyor. Bence o yüzden en önemli sınavı Ali Koç veriyor o yenilgiden sonra. Sessizlik normal, yönetimden bir ses açıklama gelmedi. Ben normal karşılıyorum. Hani söyleyebilecek bir şeyler olduğunu da düşünmüyorum. Çünkü bu başarısızlıkta ne olursa olsun Ersun Yanal şeyde ön plana çıkmış olsa da saha sonuçlarında vesaire onların sonuçta yönetimi altında gerçekleşen bir durum ve o yüzden bu sessizliği çok bence zaten konuşma değil icraat baktı artık. Bu şekilde yani Fenerbahçe'de şimdi tabii neden Ersun Yanal'la devam ediliyor biraz da ondan bahsedeyim. Düşünce kafadaki yani net sebepleri bu demeyelim de konuşulan konular bunlar. Birincisi hani şu düşünce var. Şu an Ersun Yanal'ı göndersek şu an kimi getireceğiz düşüncesi var. Şimdi birazdan bahsederiz. Adaylar, Erol Bulut vesaire konuşuluyor. Çoğunun zaten bir takım var hani sezon ortasında bırakıp Fenerbahçe'ye gelecek halleri yok. Ersun Yanal'ı gönderdik hani yardımcılığıyla sezon sonuna kadar götürelim düşüncesi var mesela. Buna karşılık da şu zaten yardımcılar Ersun Yanal'ın ekibinden hani ne değişecek düşüncesi var. Ersun Yanal'ın olup olmaması ne değiştirecek düşüncesi var. Bir yandan Türkiye Kupası hedefi devam ediyor. Trabzonspor'la önemli bir maça çıkaracak. Bir de tabii bunu hani kimse dillendirmiyor ama ne olursa olsun Galatasaray yenildi hocanı gönderdin imajı. Hani yıllarca bence arkandan gelecek bir şey. Yani işin ne olursa olsun algı tarafı, bu tarafı da yönetilmesi gerekiyor. Bence bu da önemli bir detay. Tüm bu sebeplerden dolayı Ersun Yanal da şu anda devam edecek gibi gözüküyor. Şimdi 11 hafta var. Fenerbahçe'nin ne olursa olsun hala şampiyonluk şansı var. Evet. Çok düşük. Ama 11'de 11 yaparsa bence şampiyon olabilir hala. Ben öyle düşünüyorum. Doğru yani. Evet, o ihtimal var. Öyle bir aynen öyle. Form yakalayabilirse olabilir. Ve her şeyden önce önemli olan Avrupa Kupaları Avrupa Kupalarına katılamazsa Ali Koç kendisi söylemiş şampiyon olsak bile Avrupa Kupalarına katılamama durumumuz var demişti FFP ile ilgili. Yani öyle bir durumda Fenerbahçe için büyük yıkım olur. Ceza alıp Avrupa'ya gidemediğini düşünürsen yani önünde aslında hala çok önemli hedefler var. Türkiye Kupası da bunun yollarından birisi. Bir de Fenerbahçe tarihinde hani bu Avrupa işleri daha şey olduktan sonra 2 yıl üst üste Avrupa'ya katılım derecesi elde edememek diye bir şey yok. O da ağır evet bir yani. Sonuç. Yani. Daha da skandal bir sonuca dönüşür. Yani sen diyorsun hani şu an konuşulmaması normal ama hadi tamam bugün ikinci gün. Bence bunun bir an önce Fenerbahçe'nin üstüne atması gerekiyor. Buna yönelik açıklamalar bir imajla oluşturulması gerekiyor. Ya çünkü önünde 5 takım var. Beşiktaş hemen yanında. Ya bir anda kendini 7. 8. bulabilirsin. Arkadan gelebilecek takımlar da var. Falan geliyor. Hani böyle her şey bitti, ligi bitirdik falan moduna geçirmesini doğru bulmuyorum. Hani Ersun Yanal gidecekse bir de ona en azından sezon sonuna kadar ya da gönderilir. Destek verilmesi gerekiyor. Verilmeyecekse de gönderilip ne olursa olsun yerine geçici başka birinin gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yani şu anki ortam bana pek sağlıklı gelmiyor açıkçası. Biraz dediği doğru aslında. Geçtiğimiz sezon ligin diplerindeyken bir anda son haftalarda galibiyet alarak kaçıncı evet bitirdi? Ya, altıncı bitirdi. Sonlarda değişiyor işler. Şimdi tam tersi yukarıdan aşağı inebilir hiç beklemedik bir anda. Ama ben şöyle düşünüyorum yani Galatasaray'da da bu 3 sene önce yaşanmıştı biliyorsun. Mustafa Denizli döneminde Galatasaray şampiyonluğa havlu attı. Ardından Türkiye Kupası hedefi vardı.
Mustafa Denizli'ye yollara ayırma kararı aldı ve Jan Oelde Rekering altyapı sonuçları. Ve o çok önemli bir sonuçtu. Kupayı aldı Galatasaray. Tabii, kupayı da aldı. Süper Avrupa'ya kupayı gidemeyecekti aldı. Bir sene daha. Aynen öyle. Yani orada kupayı kazandı mesela. Ben bilmiyorum şimdi Selim'in yaptığı daha önceki işte söylediği şeylerden de yola çıkarak Ersun Hoca ile oyuncuların arası çok iyi değil. Benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu saatten sonra evet Ersun Yanal tamam sezon sonuna kadar kupa için kalmalı mı kalmamalı mı durumları var ama oyuncularla arasının iyi olmadığı bak aynı örnek verdiğim örnek Rekering'i mesela oyuncular çok seviyordu. Türkiye Kupası'nda canını dişine taktılar ve aldılar. Dolayısıyla böyle futbolcuların seveceği sezon sonunu getirecek sezon sonunda bırakacak birini işte, getirebilirsin. Ama o sıkıntı var dediğine katılıyorum ama işte öyle bir isim yok şu anda. Ya Fenerbahçe'de hani getirelim. Yani konuşulan isimler var da işte atıyorum Alex deniyor mesela. Alex'e öyle bir görev için gelmez. İşte atıyorum Tuncay Şanlı konuşuluyor. Alex'in hocalık şeyi yok daha. Hayır yani bunu örnek araya veriyorum. Sıkıştım. Onu da şimdi adaylar Fenerbahçe çağırınca mevcut herhangi bir takım yani kendi takımını bırakıp gelecek hocalar da var ama yani. Ya var, ama var ona ama. Diyemezsin sezon sonu git. Hadi sen de. Yani tabii, tabii. Şey olur altyapıdan bir hoca var. Ersun Yanal konusunda bu yapıldı mesela. Bak Kuman'la devam ediliyordu. Kötü sonuçlar gelince Ersun Yanal geldi. Ben inanmıyorum Ali Koç bu sezona Ersun Yanal'la çok çok böyle deli gibi isteyerek başladı. Yani ben başından beri tabii, söylediğim de bu benim. Aynen. Bu yüzden bence Fenerbahçe başarılı olamadı ama tabii ki onlara sorsak derler yok biz. Yani hani bu, şey içinde çalışıyoruz. Tabii yok, o zaten öyle. Yani ben bunu ilk 5 nedene yazmam ama ne olursa olsun tabii ki o uyum, ilişki önemli. Ya şu var, Fenerbahçe dediğin doğru. Hani tabii ki hep sessiz. Şu anda tabii biz bu programı salı günü çekiyoruz. Daha maç biteli 2 gün olmuş. Elbette maç yaklaşırken Antalyaspor bir 2 gün öncesinde bence de tabii ki bunlar yapılmalı. Ya Ersun Yanal'ın bir şekilde bu takımın hocası oldu en azından. Altı çizilmeli. Tamamen sessizlikle olmaz, o konuda haklısın. Ama tabii şu an ya bu şok normal. Futbolcular falan dağılmış halde. Ya bir de Ozan'a falan ceza çıkacak muhtemelen, hani Deniz kırmızı kart gördü böyle, ya yani maçın ağır bir maç, ağır bir 4 maçtır kazanamayan bir takım bir yandan, hani ağır bir sonuç. O yüzden hani şu ana kadar, yarına kadar, hatta perşembe gününe kadar bu şey havayı anlayabiliyorum yani, yoksa dediğin gibi ya bir yerden sonra hayat devam ediyor. Çirkinleşecek atıyorum yani, şimdi tazminat falan konuşulmaya başladı ya, 3 ay kalmış ne tazminatı. Ya tabii canım. Neyin yani? Yok öyle bir yere gitmemeli zaten. Evet, o yani konuşuluyor şu anda yani. Ersun Yanal ne olursa olsun Fenerbahçe'nin bir değeridir. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamış bir teknik direktördür. Yani ayrılık olacaksa da koptuysa futbolcularla Erhan'ın dediği gibi ilişkileri. Yollar yani, ayrılır ben, yani düzgün bir şekilde. Ben zaten o konuda aynen bir sorun olacağını düşünmüyorum ama. Şimdi yani Antalya maçı var mesela, Fenerbahçe deplasmana gidecek, zor bir maç yani. Fenerbahçe Antalya'yı kaybederse ne olacak bu sefer? Bir dahaki maç belki çok daha ağır tepkiler olacak Sarıcıoğlu'nun. Ersun Yanal'ın cezası var da. Yani şu andan bahsediyorum en azından bugünden. Hani bu şey doğru ama sonrasında hayat devam ediyor. Tabii ki anlatmak gerekiyor. Dediğim gibi ama şey ya futbolcu Ersun Yanal'ı sevmiyor kısmı da evet. Yani futbolcu Ersun Yanal'ı sevmiyor değil. Hani çok iyi bir iletişim yok aralarında. Çok iyi bir sinerji yok. Bu da doğru. Ama bugüne kadar da yoktu yani, anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde o sezon sonuna en sağlıklı şekilde gitmenin yolları bulunmalı. Yönetim elbette bir şeyler yapacaktır. Ama ben başkanın, başkan özelinde konuşayım. Başkanın ben artık sessiz geri planda icraata yönelik bir tavırda olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela sportif direktör konusu soruldu şeyde, basın toplantısında, Ali Koç'un basın toplantısında. Yine öyle çalışacağız evet dedi. Yani teknik direktörde önemli olan bence o. Yani tabii. Öyle bir şey olacaksa en azından şimdi onunla başlanabilir. Kim gelecekse artık bilmiyorum, ya da öyle bir plan tabii, varsa. Tabii. Hani Ersun Yanal'ın gitmesinden çok onun göreve getirilmesi, kim tabii, o isim. Kimle çalışacak. Oradan planlama yapılabilir en azından. İşte sözleşmesi bitecek bir sürü futbolcu var Türkiye'de ve başka liglerde. Onları sezon sonu için anlaşabilirsin eğer önümüzdeki sezonu planlayacaksan. Yani yapılabilecek bir sürü şey var aslında. Muhakkak da konuşuluyordur. Hani ama hani
şu bence sportif direktörün ismi belli değil net olarak. Tabii ki işte Emre olabilir vesaire, hani başka adaylar vardır ama ya dediğim gibi Ali Koç'un işin özetinde icraat yapması gerekiyor. İşte sportif direktörse vesaire ise. Bir de ne olursa olsun bence ya güven oyu demek istemiyorum. Ali Koç'un şu anda güven oyu almalık bir durumu yok ama yani yönetimde işte gitmeyenler olduğunu biliyoruz, istifa edenler olduğu ve biraz daha tecrübeli isimlere ihtiyaç var. Yani Semih Bey konuşuyor işte şey Ali Koç'un yanı sıra. Bir tek Semih Bey'le de olmaz bu. Ya birini çok ön plana çıkarıp onu bir değer katmanız gerekiyor hani yönetimden, ya da bir iki tecrübeli isimle yani bu şey yani önemli bir şey olduğunda Fenerbahçe'de ille gözler Ali Koç'a dönmemeli açıklama anlamında. Yani manşet değeri yüksek bir iki isme daha ihtiyacı var. Aziz Yıldırım'ın önündeki Mahmut Uslu gibi mesela. Mahmut Uslu, daha sonrasında Şekip Mansuroğlu öyle olmuştu. İşte bir dönem mesela eskiyi düşünüyorum, eskiden yani Nihat Özdemir bu plana çıkmıştı. Yani böyle ön plana çıkan birkaç isim gerekiyor artık. Tabii ki Ali Koç'un, biz seçimden önce bunun haberini yapmıştık. Ali Koç'un yönetim anlayışında yönetim kurulundan ziyade hani profesyonellerin ön plana çıkması anlayışı var ama ne olursa olsun Türkiye gerçekleri, Türkiye'de ne ses getirir, bunları değiştiremezsiniz öyle kolay kolay. Ondan dolayı bence o konuda da sene sonunda zaten bir kongre ihtimali var. Uzun süredir böyle kulislerde konuşulan bir durum. Bir yönetim değişikliği de söz konusu olabilir. Ya ben sportif direktörü de o yüzden söylüyorum. Hani bir yeni bir heyecandır o, yeni bir umuttur. Tabii tabii. Şunu yapacağız, bunu yapacağız der. Ali Koç'un geldiğinde söylediklerine uygun hani profesyonellere emanet edeceğiz. Tekrar ben ona dönüyorum evet. diyebilir ve taraftar bunu anlayışla karşılar bence. Dediğim gibi ortaya icraat koymak gerekiyor. Düzgün bir şekilde anlatmak gerekiyor ve ne olursa olsun Ali Koç'un artık öyle çok fazla hata yapma şansı yok. Yani şu anda bir destek problemi yok vesaire ama başkan da çok fazla hata yaptı ve hata artık hani icraat doğru, akıl sonuca gidecek işler görmek yapması gerekiyor, onu da söylemek lazım. Son olarak teknik direktör adayları var sende biraz. Evet, onları konuşuruz. Yani haberini de gireceğiz hatta muhtemelen aynı anda aşağı yukarı girer. Erol Bulut'la bir dirsek teması var. Erol Bulut'la bir temas oldu, onu söyleyebilirim. Erol Bulut en çok zaten daha önce de kulislerde konuşulan bir isimdi. Zaten yaptıklarıyla ön plana çıkıyor. Hani yeni nesilden Okan Buruk'la beraber en öne çıkan hocalardan birisi, onu söyleyebiliriz. Erol Bulut ismi güçlü bir aday. Yabancı bir isimle irtibat, yani ismi tam öğrenemedim. İşte Roger Smith'le mesela daha önceden bir dirsek teması olmuş. Hatta Kasımpaşa maçı sonrası diyeyim. Bir dirsek teması olmuş ama şu anda çok mümkün gözükmüyor diye duydum ben. Roger Smith'de çok sıcak bakmıyor diye duydum. Değişebilir tabii ki bu durumlar. İşte yabancı basında bir Juan Jesus ismi yeni, her zaman olduğu gibi geldi. Bir yabancı yerli adaylar olacaktır. Ama bugünden baktığımızda Erol Bulut ismi bir tık ön planda. Ama tabii sezon sonuna doğru daha işte mesela işte Ersun Yanal hocanın, başkanın kafasında işte bir dönem Abdullah Avcı ismi vardı. Onu Beşiktaş kariyeri maket vurdu tabii ki. Hani birkaç aday o Tayfun Korkut ismi işte ortaya atıldı. Hatta geçici için falan hani. Tayfun Korkut Almanya'da önemli takımlar aldı, çalıştırdı ama bir işi atlayamadı o da. Adaylar olacaktır, yabancı adaylar da olacaktır. Şu an ben sadece söyleyebileceğimiz Erol Bulut'un bir tık daha böyle ön plana çıktığı ama sezon sonunda her şey net olarak olmayacak, bunu da söyleyeyim. Beşiktaş-Trabzonspor maçı 2-2 sona erdi diğer kritik karşılaşmada. Bu maçla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani burada Selim'le beraber canlı anlattık zaten karşılaşmayı ve Beşiktaş'ın gerçekten çok çok iyi oynadığını da söyledik. Bence son yıllarda Beşiktaş, yani son 2 yıldır özellikle Abdullah Avcı döneminde hiç böyle oyunu sirkülase eden, domine eden bir oyun anlayışı yoktu Beşiktaş'ta. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu oyunu tam Şenol Hoca'nın 2 yıl şampiyonluk aldığı Beşiktaş'ını ben sahada gördüm gerçekten. Ve şöyle bir şey var, normal bir takıma karşı değil yani bu ligin şampiyonluk adayı, belki de en güçlü adaylarından bir tanesine karşı bu şekilde oynaması Beşiktaş'ın bence oyun anlamında, Sergen Hoca'nın
ki maçında biliyorsun bir açıklaması oldu, oyunculara ben gol atmayı öğretemem gibisinden. Yani bu tabii oyunculara gol atmayı öğretemezsin belki ama oyuncular, yani maçta konuşmuştuk hatırlıyorsun değil mi? Yani Beşiktaş geliyordu, evet geliyor ama böyle öldürücü bir pozisyon olmuyordu, anladın mı? Yani attığı goller tamam, korner saymazsan diğeri bir Burak'ın getirip Boateng'in attığı gol de öyle biraz ama diğer pozisyonlar çok böyle öldürücü, yani Uğurcan'ı çaresiz bırakacak bir pozisyon değildi. Ama ona rağmen bence oyuncuların istekli görüntüsü, oyunu oraya yıkması, sürekli denemesi, sürekli ortalarla, göbekten gelerek, kanattan gelerek sürekli denemesi bence Beşiktaş'ın büyük avantajı. Bu şekilde devam ederse Beşiktaş bence ligin üst sıralarında, belki şampiyonluk tabii uzak kaldı ama yine de üst sıralarda bitirip hem Avrupa'ya gidip hem de gelecek sezon çok daha güçlü bir Beşiktaş sahada görebiliriz diye düşünüyorum. Ya az önce Fenerbahçe için söylediğim Beşiktaş için de geçerli. Avrupa kupalarına katılmaları gerekiyor bu takımların kendi adlarına. Çünkü ekonomileri zaten problemli neredeyse bütün kulüplerin. Avrupa'ya giderek hem maddi olarak gelir elde etmeleri gerekiyor. Olası cezalardan da en azından bir sonraki sene ertelenmemesi için. Ya zaten Avrupa kupalarına katılamama gibi bir durum olursa Sergen Yalçın rüyası erken bitebilir bence. Çünkü sonuçta şampiyonluğa aday olan bir Beşiktaş'ın başında, tamam uzak da olsa yine zordu. Sergen önce geldiğinde de çok kolay değildi Beşiktaş'ın işi ama sonuçta bir şampiyonluk iddiası vardı, daha güçlüydü. Oradan bırakıp dönüp bir daha Avrupa kupalarına katılamama durumu olursa Sergen Yalçın'ın ciddi şekilde sezon sonu tartışılır, onu söylemek lazım. Ama ben bu oyuna bakarak Beşiktaş'ın öyle bir problem yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Fenerbahçe'nin bile üstünde bitireceğini düşünüyorum, yani bitirebilir. Tabii iyice gömdüm be Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe çok büyük kaosa girdi. Derbide galibiyet gelince habersel bir şeydi, o yüzden sen bana gömdüğünde telefona bakıyordun. Ara sıra kuzenim uyuyor şey yapıyor böyle. Trabzon... Özür dilerim. Biz bayağı konuşuyoruz zaten. Trabzon'da Sörlot ve Uğurcan ön plana çıktı yine. Az önce de konuştuk. Böyle devam eder mi sizce? Şampiyonluğa yeter mi? Yani ben Gomis, Mustera örneğini veriyorum. Daha önce Galatasaray böyle şampiyonluğa gitmişti. Bir Geri Rodriguez de Gomis'e yakın performans göstermişti ama inanılmaz bir performans vardı Gomis'in. Ya tabii. Ya ona benzetiyorum biraz. Şu taşıma anlamında benziyor ama bir yerden sonra yani Galatasaray'da bir oyun oturmuştu, oyun güçlenmişti. Herkes işin içine bir şekilde dahil olmuştu. Yani Trabzonspor'un oyunu güçlü değil. Neredeyse her hafta söylüyoruz bunu ve hani bunu tabii taraftarlar şey gözüyle bakabilir, hani siz Trabzon'u şey yapın. Alakası yok. Alakası yok yani. Trabzonspor'un maçlarını izlediğinizde bence herkes bunu görüyordur. O güçlü oyun başka bir şey. Ha, oyunun belli dönemlerinde çok iyi oynuyorlar. Zaten sonuca gitme konusunda ligin en iyisi ve kaleci konusunda da belki Mustera'yla tabii ki kıyaslanmaz da hani anlık performans anlamında hani belki Mustera'dan bile daha çok kurtarış yapıyor, daha çok şey yapıyor. Bu anlık diyorum bunu, şey yapılmasın. Form da. Durumu diye. Form durumu. Ha. Şimdi öyle bir durum var ama artık birilerinin dahil olması ve bu oyunun ne olursa olsun güçlenmesi lazım. Yani Beşiktaş maçına bakalım, Fenerbahçe maçına bakalım, işte Gençlerbirliği maçına bakalım. Hani bu oyun, bu maçlarda Trabzonspor'un oyunu bence hep soru işareti dolu. Ama bu taşıma önemlidir. Bu ligde işte çalışıyor o iş. Hani 1-2 oyuncu sizi taşır. Belli bir yerden sonra da herkes bu işin bir tarafından tutar. Hedefe gidebilirsiniz. Trabzonspor tam o eşiklerde bence. Yani diğer oyuncular bu oyuna katkı verebilecek mi? Yani Sosa mesela yük taşıyorsun. Yeteneklerini böyle çok çok fazla gösteremiyor. Vakayeme bence takım oyununa çok çok fazla katkı veremiyor. Hani o şey genel anlamda son dönemde ilk yarıdaki performansı da yok şu an. Gene gol atar, yok şey bence. Yapar, hani gene gol atar, asist yaparlar bu oyuncular. Bunlar zaten büyük yetenekler ama ben o takım oyuna verilen katkıdan bahsediyorum. Trabzonspor'un o işi açması lazım, yoksa şampiyonluk zor yani, ki arkadan gelen bu kadar güçlü bir Galatasaray. Ki aslında kadroda güçlü, yani bunları yapabilecek oyuncular var. Bir de Emre var, yani. Cilerme var, Sturic var. İlk zaten NDI'ye katkısı var. Şimdi son bu galiberlikte sonradan giren Ekuban
Kuban mesela maçı çevirdi yani çok önemli daha Abdülkadir katılacak, dönme ihtimali var. Tabii diğeri oynamadı son maç belki ama yani sonuçta Trabzonspor'un belli bir gücü var. Evet. Özellikle bence kadro derinliği çok iyi. Ama biraz önce söylediğinle biraz baktığımız zaman Galatasaray'ın Gomis'li Muslera'nın da evet, Rodriguez'in performansı bugün Mbakayemen'in performansından çok çok daha yüksekti. Artı karşılaştırdığımız zaman Trabzonspor bugün fazla pozisyon verebiliyor. Yani şampiyon olan takım hani bir söz vardır ya işte forvetler maç kazandırır, savunmalar şampiyon yapar. Trabzon'da bu sene şeye dönüyor. Forvet maç kazandırır, kaleci şampiyon yapara dönüyor biraz. Ama kaleci önemlidir ama bir noktaya kadardır savunmanın çok çok az pozisyon vermesi gerekir. O tandem bir türlü oluşmadı. Aslında ben beklerini çok beğeniyorum Trabzonspor. Bence ikili olarak baktığımda ligin en iyi bekleri Pereira ve Novak. Ama o ikili bir türlü oluşmadı savunmadaki. Yeni transferleri de oraya oturtmaya çalışıyor şimdi Hüseyin Çimşir. Hüseyin Çimşir de yani Ünal Karaman'ı kapanıyor diye kriz çıktı, şey yaptı. Hani bir değişiklik göremiyoruz yani. Dediğim gibi Trabzonspor'un bir eşik atlaması lazım. Çok kısa Beşiktaş'la ilgili de bir şey söyleyeyim. Beşiktaş gerçekten tempo mempo inanılmaz bir oyundu. Yani tempoyu o kadar süre belirleyebilmeleri bence büyük başarıydı. Ama şunu da söylemek istiyorum. Sergen Yalçın hala o yeni enerjinin rüzgarı olabilir bu. Hani karar vermek için erken. Hani biraz daha birkaç haftaya daha ihtiyacı var. Hani o yüzden Sergen'le ilgili yorum yaparken ne olursa olsun Başakşehir, Trabzon zorlu maçlar o yeni şeyin havası olabilir. Biraz daha bence vakti ihtiyacı var. Başakşehir'de son olarak Başakşehir'den de söz edelim. Şikirtel'in dün 90+1'de attığı golle kazandılar. Beni konuşmuyorsunuz ama ben de şampiyonluk yarışına varım. Bence dediler. Başakşehir için bu konuşulmamak daha iyi. Tabii. 2 senedir konuşuluyor yani daha kötü oldu. Özellikle 2 senedir geçtiğimiz 2 seneye bakınca biraz antipatik oluyor, geliyordu yani futbol severlere ama bu sezon çok sempatik bir takım hüviyetine kazandı bence Başakşehir. Biraz ilerliyor. Yani hayır ama yani Galatasaray'la kapışmasının da biraz etkisi olabilir mi herhalde? Şimdi yine kapışacak. Yine Galatasaray'la kapışıyor şimdi daha, yani. Hayır ben niye biliyor musun? Şimdi bu sezon sosyal medya ekibi bence Başakşehir'in o evet. sempatikliğini o hüviyeti kazandıran sosyal medya ekibi oldu gerçekten. Selam gönderiyorum. Gökhan'la evet Antalya'da tanıştırdım ben de. Avrupa'daki performansında bence etkisi ne oldu gruptan çıkan tek Türk takım olması. Yani Başakşehir'in tabii böyle sessiz gelmesi ki bana sorarsan bu arada Başakşehir oynadığı oyun Trabzon'dan daha iyi. Ben uzun süredir valla Başakşehir'i şampiyonlukta favori görüyordum ama Galatasaray'ın üst gelmemişti buralara. Şu anda diğer taraftan şey Sivas'ta Alanya'yı yendi biliyorsun. Sivas'ın da o zirvede tutunma maçıydı. Tutundu ama bakalım ilerleyen haftalarda ne olacak. Alanya tabii biraz yara aldı. Onlar da nereye gidecek, ne olacak? Şimdi Erol Bulut işte biraz önce söylediği iddialar falan kafasını karıştırıyor olabilir mi? Yok, o net söyleyeyim, net şey kafası zaten. Ben hani şu anda Alanya Spor'a odaklıyım. Tabii tabii, yok bırakıp sonra gelmez. Aynen, doğru. Onu söyleyeyim. Son olarak Kasımpaşa'nın eski sportif direktörü maalesef dün hayatını kaybetti. Maç esnasında kalp krizi geçirdi. Ona Allah'tan rahmet diliyoruz. Hem Kasımpaşa'ya hem futboluna başı sağ olsun diliyoruz. Nursal Bilgin. Evet, üzücü bir yani son geçtiğimiz yıllarda Kasımpaşa'da sportif direktörlük görevindeydi. Bu sezon başında artık yorulduğu için farklı bir göreve getirilmişti ama yine tesislerdeydi. Yine görevine devam ediyordu ki dün Fuat Çapa'da zaten tesislerde sürekli 16-18 saat birlikteydik demişti. Gerçekten ben de ne zaman gitsem oradaydı. Muhabbetimiz de çok iyiydi. Nursal abiyle. Allah rahmet eylesin. Kendilerine çok söyleyecek maalesef. Yapışlarına başsağlığı dileyelim tekrar. Evet, programımızı kapatıyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hoşçakalın. Hoşçakalın.